Fatih Altaylı, 14 Temmuz 2021 Habertürk Döneme simge olacak iki karar. Her dönemin simgesel unutulmayacak olayları vardır. Bu dönemin adalet anlayışının simgesel ve asla unutulamayacak olayı ise Ankara Adliyesi'nden geldi. Başkenti neredeyse çeyrek asır yöneten eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hala içine sindiremediği mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çapsız dedi. CHP'li Mansur Yavaş da konuyu yargıya taşıdı. Şikayet dosyası Ankara Cumhuriyet Savcılarından birinin önüne gitti. Savcı şikayeti okudu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konumu gereği kendisine yöneltilen ağır eleştiriler karşısında diğer kişilere göre daha esnek bir yaklaşım göstermesi, tahammül seviyesinin diğer kişilere göre daha yukarıda olması, eleştirinin övgü olmaması nedeniyle sert, kaba, şok edici, saldırgan, kırıcı, incitici ifadeler barındırmasının doğal olduğunu belirterek dava açılmasına gerek olmadığına hükmetti. Son derece geniş bir eleştiri algısı ve benim de katıldığım bir karar. Hatta savcıyı kutlayabilirdim de. Ancak gelin görün ki aynı savcı AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse için çapsız diyen bir vatandaşla ilgili olarak Köse'nin yaptığı şikayet içinse kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret nedeniyle dava açılmasına karar verdi. Aynı kelime nedeniyle birbirine taban tabana zıt iki karar. İki kararı veren de aynı savcı. CHP'liye Ak Partili söyleyince eleştiri, Ak Partiliye vatandaş söyleyince hakaret. Bir dönemin adalet anlayışı bundan daha iyi ete kemiğe büründürülemezdi. Sayın savcıya kararı için değil ama bunu bu kadar açıkça ortaya koyarak gelecek nesillere unutulmayacak bir örnek bıraktığı için teşekkür ediyorum. Alın size fatura. Her yaz olduğu gibi bu yazda Türkiye, güney bölgelerimizdeki lüks yazlık işletmelerin fiyatlarını, buralarda yenilen yemeklerin faturalarını konuşuyor. 2021 yazının ilk ikinci ayının ortasına gelmişken, Türkiye bu kez de Bodrum'da her yaz mutlaka fiyatlarıyla haber olan maça kızının 26 küsur bin liralık faturasını tartıştı. Su şu kadar olur mu, lahmacun bu kadar olur mu diye. Bense yıllardır, kardeşim bunlar esnaf lokantası değil, eğer alıcısı varsa istediği fiyata istediğini satar ki, kimseyi de ilgilendirmez. Alan razı, satan razı bize ne der dururum. Doğrusunu isterseniz Türkiye'nin bana göre dünyanın en güzeli olan sahillerinde Fransa'nın, İtalya'nın güney kıyılarındaki gibi şık, kaliteli, dünyanın en zenginlerinin geldiği ve çok para harcadığı pahalı lokantalar olması gerekir. Sürekli olarak turizmde kişi başı düşük gelir elde etmekten yakınan bir ülkenin turistik yörelerde pahalı lokantaları eleştirmesi bana göre anlamsızdır. Sonuçta 26 bin dolarlık bir yemek faturası hemen hemen 3 bin dolardır ki bu da Avrupa'nın pahalı lokantasında 5-6 kişilik bir masaya gelebilecek sıradan bir adisyondur ve hiçbir Fransız gazetesi de bunu haber yapma gereği duymaz. Yeri gelmişken 2 haftadır 26 bin liralık hesabı tartışanlara yeni bir malzeme vereyim bu arada. Bakın bu faturada Türkiye'de bir turistik tesisten. Son yıllarda yıldızı yükselen ve Datça Yarımadası'nda kurulduğu 90'ların başından beri hep Türkiye'nin en iyi kıyı oteli olma unvanını koruyan bir tesisteki yabancı menşeli bir lokantadan. Tam tamına 98.732 lira. 5 kişilik bir masanın hesabı. 5213 lira yemek. 8800 lira içki, 206 lira su, 84512 lira others, 14635 lira KDV. Güzel hesap değil mi? 5000 lira yemek ve 9000 liralık içeceği anladım da 84000 liralık others yani vesaire ne? Onu gerçekten merak ettim. Desek ki tabak kırdılar. Ne yaptınız kardeşim? Limoş tabak mı kırdınız? Emin olun bana göre bu bile çok anormal değil. Saint-Tropez'deki, Saint-Barts'taki, Nicky Beach'te, Monaco'daki Jimmy's de, Budabar'da 20-30 bin dolar hesap normal olacak da hepsinden güzel Türkiye sahillerinde mi pahalı gelecek? Zengin Ruslar, Araplar orada o paraları ödeyecek de burada mı ödemeyecek? Ödesinler ki biz turistin kişi başı 620 dolar bıraktığı ülke olmaktan belki kurtulalım. Bu nedenle siz o hesaplara kızmayın. İlle de kızacaksanız o hesapları ödeyen ama asla vergi ödemeyen haksız kazanç sahibi kendi vatandaşlarınıza ve o vatandaşlarınıza o haksız kazançları sağlayanlara kızın. Sana ne lan? Şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafetini savundum diye epey bir hakaret yiyorum. Kendi okurlarımdan pek değil ama benim yazıyı alıp kullanan magazin sitelerinin ve magazin sosyal medya hesaplarının seviyesiz takipçilerinden. İlginç olan şu: Gülşen'i sert biçimde eleştirip onun kıyafet özgürlüğünü savunduğum için bana hakaret edenlerin büyük bölümü kadınlar. En az yüzde sekseni. Jennifer Lopez kimmiş, Gülşen kimmiş? Nasıl ikisini aynı kefeye koyarmışım? Jennifer Lopez şov yapıyormuş, Gülşen şarkı söylüyormuş. Gülşen'inki basitlikmiş, Lopez'inki şıkmış. Gülşen'inki edepsizlikmiş, bu toprakların kültürüymüş falanmış filanmış. Bir sürü boş laftan sonra da bana hakaret dolu satırlar. Ulan ahmaklar. Böyle yaptığınız anda sizin yolda yürüyen şortlu kıza saldıran sapıktan, metrobüste kıyafetini açık bulduğu kadına hakaretler yağdıran ahlaksız ahlak bekçisinden ne farkınız var? Size verilecek en güzel yanıtı o şortlu genç kızımız buldu. Sana ne lan? Sana ne? Ne zaman adam oluruz? erişemediğimiz ciğere murdar demediğimiz zaman. Tuncay Molla Veysoğlu, 14 Temmuz 2021 Cumhuriyet Bu silahlar kime dönecek? Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kayıp silahlar Türkiye için yeni bir konu değil. Peker, milislere otomatik silahların dağıtıldığını söylüyor, isim, adres, tarih veriyordu. 15 Temmuz'dan sonra darbe girişimi bahane edilerek dağıtılan silahların, bazı tarikatların ve yasa dışı yapılanmaların eline geçtiği iddia edildi. Hatırlayacaksınız, Cübbeli Ahmet olarak tanınan Mahmut Ünlü, bazı Selefi derneklerinin silahlandığını söylemişti. 107 bin silahın kaybolduğu resmi olarak tespit edildi. Olağanüstü bir sayı. Bu silahlar kimde? Neden silahlanıyorlar? Kimlere ve neye karşı? 100 binin üzerindeki silahın gelişi güzel dağıtılamayacağı, arkasında bir organizasyonun ve planın olduğu ortada. Türkiye'de silahlı düzensiz bir ordu mu kuruldu? Kimlerdir üyeleri? Bu milis güçlerin millilik ve beka kavramlarının ardına saklanarak iktidarın arka bahçesini oluşturan bazı derneklerle ilgisi var mı? Darbe girişiminden sonra halka silahlanma çağrısı yapan AKP'lileri düşünün. Bu çağrının karşılık bulduğunu, yönlendirilip organize edildiğini görüyoruz. CHP'lilerin kayıp silahlarla ilgili daha önce verdikleri araştırma önergelerini Cumhur İttifakı reddetmişti. Yani bu iktidar kayıp silahlar meselesinin üzerine gitmek istemiyor. Silahlanan grupların profillerine baktığımızda iktidarın konuyu neden kapatmak istediği sır olmaktan çıkıyor. Türkiye'nin güvenli seçime ve sandıktan çıkacak sonucu kabul edecek demokrasiyle barışık iktidar anlayışına ihtiyaç var. AKP'nin o hali uzatma ısrarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde hukuku açıkça çiğneyip seçimleri tekrar ettirmesi, mühürsüz oy pusulalarının seçim devam ederken geçerli kabul edilmesi gibi birçok örnek iktidarın yenilgiyi kolay kabul etmeyeceğinin işareti. Sonsuz iktidar heveslileri, emperyalizmin en kolay kullandığı siyasetçi tipidir. Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkeleri bu siyasetçi tipinin halka yaşattığı acı hikayelerle dolu. Kayıp silahlar üzerinden milis yapılanma bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Muhalefet, anayasal düzeni, hukuku, iç barışı ve demokrasiye inanan insanların can güvenliğini tehdit eden bu büyük skandalın takipçisi olmalıdır. 17 deliye 320 milyon dolar sığar mı? Demirörenlerin Ziraat Bankası'ndan kullandıkları 750 milyon dolarlık kredinin hikayesi filmlere konu olur. Cumhuriyette manşetlere konu olan özel haberleri de hatırlatarak özetleyeyim. Demirören 10 milyon liraya satın aldıkları yeşil alanın imar planını değiştirecek, üzerine villa yapıp satacak, kredinin bir kısmını kapatacaktı. Olmadı. İmar planı yasalara uygun değildi. Zaten arsa dedikleri Kemer Country site sakinlerinin ortak yeşil alanı golf sahasıydı. Üzerine villa yapmak akıllara zarar bir plandı. Sitede oturanlar yargıya başvurdu, imar planları iki kere reddedildi. Villa planı tutmayınca Ziraat Bankası devreye girdi ve golf alanını 320 milyon dolar bedelle kamulaştırdı. Tele 1'deki televizyon programımda sorularımı yanıtlayan CHP'li Gökhan Zeybek, 17 delikli golf sahasına 320 milyon doları gömdüler dedi. Kamulaştırmanın özü şuydu, Ziraat Bankası, Demirörenlerin 10 milyon dolara satın aldığı golf sahasına 320 milyon dolar ödedi. Yani yandaş şirketin 750 milyon dolarlık kredi borcunun yarısı bu yolla ödenmiş oldu. Yetmedi, banka kamulaştırdığı golf sahasını işletsinler diye yeniden Demirörenlere verdi. Afrika'da çadır devletlerinde bile yadırganacak Ali Cengiz oyunu. Kamu bankaları AKP'den önce de iktidarların arpalığı gibiydi. Yandaş iş adamlarının değerinin çok üzerinde ipotek göstererek kredi kullandıklarını, bu kredileri geri ödemediklerini belgeleriyle o dönemlerde de sıkça yazdım. 2001 krizini yaratan nedenler arasındaydı kamu bankalarındaki hortum. Ancak AKP iktidarı döneminde halkın bankalarında yaratılan zararın büyüklüğü öncekilerle kıyaslanmayacak boyutta. Kamu bankaları devlet bankası olduğu için isteseniz de batıramıyorsunuz. Çünkü arkasında hazine var. Yani milletin alın teri vergileri emre amade. Aylar geçti, Ziraat Bankası Demirören grubunun kullandığı kredinin geriye nasıl ödendiğini açıklamadı. Geçen yılın Haziran ayında Demirören'e ait Total ve Emoil adlı petrol istasyonu zincirini OYAK 450 milyon dolara satın almıştı. Bu fiyatında piyasa değerinin üzerinde olduğu iddia edildi. CHP'li Murat Bakan ve İyi Partili Ümit Dikbayır, zarar eden Total'in siyasi baskılarla Mehmetçiğin paralarıyla kurulan OYAK'a satın aldırıldığını söylediler. Demirören bu satışla rahat nefes almıştı. Peki ziraatın kredileri ne oldu? Çiftçiye 750 lira borcu için haciz gönderen banka 750 milyon dolar alacağı için ne yapıyor? Son bir not kemerde golf oynayan üyeler için topa her vurduğunuzda her deliğin 18 milyon dolar değerinde olduğunu unutmayın. Mine Söğüt, 14 Temmuz 2021, Cumhuriyet Sizin hiç silahınız çalındı mı? Bu ülkede sınav soruları çalındı. O çalıntı sorularla kazandıkları okullara girenler, işlere başlayanlar, rütbeler alanlar normal koşullarda ulaşamayacakları mertebelere ulaştılar foyaları ortaya çıktı ama yaptıkları yanlarına kar kaldı bu ülkede oylar çalındı o çalıntı oylarla asla seçim kazanamayacak insanlar iktidar oldular üstüne üstlük bir de iktidarda uzun uzun kaldılar bu ülkenin kasası çalındı yolları suları madenleri kamu malları tarımı tarihi çalındı bu ülkenin demokrasisi çalındı eğitimi çalındı hukuku çalındı ordusu bile çalındı devletini çaldılar bu ülkenin geleceğini çaldılar Umudunu çaldılar. Hem de hepsini göz göre göre yaptılar ve kıyamet kopmadı. O yüzden bu çalınan silahlar konusunda da son derece fütursuzlar. Kaybettiği bunca şeyin hesabını sormayan ve iktidarın 12 Eylül'le hesaplaşma vaadine kanan bu ülkede nihayet devletin silahlarını da rahat rahat çalmakta ve kendilerine sivil ordular kurmaktalar. Ben maalesef silah olan bir evde büyüdüm. Deniz subayı olan babamın beylik tabancası içinde önemli evrakın saklandığı yeşil kutuda dururdu. Ona dokunmam yasaktı. Annem evde bir tabanca olmasından hep tedirginlik duyardı. Bilirdim asker olmasına rağmen babam bile o tabancadan hiç hoşlanmazdı. 20 yaşıma kadar tabancanın olduğu ama hiçbir silahın sevilmediği, kutsanmadığı, değer verilmediği, her türünün tehlikeli ve gereksiz bulunduğu, şiddete, savaşa karşı olmanın erdem sayıldığı ve hem bireysel hem de devletler nezdinde silahsızlanmanın öneminin bilindiği bir evde yaşadım. 90'larda babam ölmüştü. Silah hala evdeydi. Bir gün eve hırsız girdi. Değerli birkaç eşya ile birlikte silahı da çaldı. Annem mahalleyi ayağa kaldırdı. Herkese en ciddi ve sert ses tonuyla tane tane anlatıyordu. Eşyalar tamamdı ama eğer hırsız o beylik tabancayla bir yakalanırsa yanardı. Taktiği işe yaradı. Ertesi sabah tabanca bir havluya sarılıp kapımızın önüne geri bırakılmıştı. Muhtemelen mahallede yaşayan ve yine muhtemelen genç olan hırsız, çalıntı bir beylik tabanca ile yakalanırsa, başına geleceklerden korkacak kadar sağduyu taşıdığı için o tabanca eve geri geldi. Bugün devletin silahlarını çalanlar hiçbir şeyden korkmuyorlar. Çünkü çalıntı silahlarla yakalandıklarında başlarına geleceklerden korkmuyorlar. Bu hırsızlıklar yüzünden başına bir şey gelecek olan biziz. Hırsızların o kayıp silahları halkın üzerine çevirmesi an meselesi. Bir destan olarak pazarlanan, şaibeli 15 Temmuz'da aniden beliren silahlı insanların nereden çıktığını nasıl tahmin edebiliyorsak, o günden bugüne daha da güçlenen paramiliter güçlerin ellerindeki silahlardan çıkacak mermilerin hangi karanlıklarda parlayacağını da tahmin edebiliriz. Bu ülkede 2000'li yıllardan önce de çok kötü şeyler oldu ama hepsi tarihe kötü şey olarak kayıtlı oldu. Sorun 2000'lerden sonra AKP'nin dalga dalga büyüyen iktidar alanlarında yaşanan kötü şeylerin adının hala konulamaması. Bir de bugün evden bir tabanca çalınsa ve annem yine mahalleyi ayağa kaldırsa hırsız da mahalledeki küçük bir çocuk olsa o tabancanın ertesi gün kapıya geri bırakılma olasılığının artık hiç olmaması. Mehmet Yılmaz 14 Temmuz 2021 T24 5 yıl oldu hala alaca karanlık. Kara havacılıkta görevli binbaşı H.A. Ankara'da bir taksiden inip MIT yerleşkesine girdiğinde tarih 15 Temmuz 2016 saat 14.45'ti. O andan başlayarak darbe girişiminin bastırıldığı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Başbakanlık tarafından kullanılan Çankaya Köşkü'nün bahçesine helikopterle indiği 16 Temmuz 2016 saat 8.32'ye kadar yaşananları biliyoruz. Ancak 15 Temmuz 14.45'ten Genelkurmay Başkanı Akar'ın Akıncı Üssü'ne götürülmek üzere derdest edildiği saat 21'e kadar geçen sürede yaşananların mantıklı bir açıklamasını hala öğrenebilmiş değiliz. Olayın iki baş kahramanı, zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MIT Müsteşarı Hakan Fidan, mecliste darbeyi araştırmak üzere kurulan komisyona gelip soruları şahsen yanıtlamayı reddettikleri için yanıtlanamamış sorular 5 yıldır ortada duruyor. Bu soruları darbe girişimini izleyen günlerde ve daha sonra darbe girişiminin yıl dönümlerinde hatırlattım, aldığım yanıt sessizlikten ibaret. 5. yıl dönümünde 15 Temmuz günü şehit olan 251 vatandaşımızın bu soruların yanıtlarını hak ettiklerini bir kez daha hatırlatarak soracağım ki unutulmasın günün birinde yanıtlarını alabilelim. 1. Kara Havacılıkta görevli binbaşının 3 helikopterle MIT müsteşarı kaçırılacak ihbarı Orgeneral Akar ve müsteşar Fidan tarafından nasıl oldu da bir darbe girişimi ihbarı olarak değerlendirilmedi. Bunun bir darbe girişimi olarak değerlendirilmediğini şuradan biliyoruz. Bu ikilinin Genelkurmay'daki toplantısının ardından MIT müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı ve Suriye Ulusal Koalisyonu eski başkanı Muaz Hatip'le akşam yemeğine gitti darbe bekliyor olsaydı herhalde aman çorbam soğumasın diye 20-20'de koşturarak Genelkurmay'dan ayrılmazdı. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı'na git bir kara havacılığa bak bakalım ne oluyor talimatı verdi. O da gidip Pergole'de bir çay içtikten sonra durumun sakin olduğunu söyledi. Oysa o sırada helikopterler hangarlarda darbe girişimi için hazırlanıyordu. Genelkurmay Başkanı saat 18.30'da MİT Müsteşarı'na seni rahatlatalım diyerek birliklerine şu emirleri verdi. İkinci bir emre kadar Türk hava sahası askeri araçlara kapatılacaktır. Havada bulunan tüm uçaklar ve helikopterler derhal yere indirilecektir. Zırhlı birliklerin herhangi bir nedenle kışla dışına çıkışı yasaklanacaktır. Oysa darbe girişimi sırasında 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar, Meclis Komisyonu'ndaki ifadesinde darbe ihbarı alınsaydı Genelkurmay Başkanı'nın başka emirler de vererek girişimi en başından engelleyebileceğini söylemişti. Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakal da bu başka emirlerin ne olabileceğini şöyle anlatmıştı. Silahlı kuvvetlerde kriz ve olağanüstü durumlarda haber alınır alınmaz ilk tedbir olarak personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Birlik komutanları kışlalarında mesaiye devam edilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı. Öte yandan MIT'in Meclis Araştırma Komisyonuna gönderdiği raporda da H.A'nın darbe ihbarında bulunmadığı, MIT müsteşarına saldırı ihbarında bulunduğu belirtiliyor. Şöyle bir bölüm de var bu raporda. MIT tarafından daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda Fetö PDY'nin darbe girişiminde bulunabileceği bildirilmiş olmakla birlikte TSK bünyesinde istihbarat toplanamadığından darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbara daha önceden ulaşılamamıştır. TSK bünyesinde istihbarat toplanamaması konusu mazeret uydurmaktan ibaret. MIT'in üst düzey askerlerle ilişkili FETÖ'cüleri takibine bir engel yoktu ve bunların sivil giysilerle bir evde toplandıklarını bulması işten bile değildi. Darbe girişimiyle ilgili kararlarda FETÖ'nün imamlarıyla sivil giysili generallerin böyle bir toplantısında alınmıştı. Ama onu geçelim. Cümlenin başına dikkatinizi çekmek istiyorum. MİT tarafından daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda FETÖ-PDY'nin darbe girişiminde bulunabileceği bildirilmiş olmakla birlikte. Demek ki yetersiz bir istihbarat da olsa MİT, Fethullahçıların bir darbeye kalkışabileceği bilgisine sahip. Bunu bilen MİT müsteşarı, kendisinin kaçırılacağı ile ilgili ihbarı nasıl olup da bir darbe girişiminin başlangıcı olarak göremedi? Akar ve Fidan bu ihbarı darbe girişimi ihbarı olarak görmedilerse ne zannettiler? Bazı askerler helikopterleri de kullanarak müsteşarı kaçıracaklar ve fidye isteyecekler diye mi düşündüler? Bazı askerler buna cüret edebileceklerse bu çok daha büyük bir başka planın işareti olarak görünmeliydi. Akar ve Fidan bu hatalı değerlendirmeyi hangi zihinsel süreçlerin sonunda yaptıklarını açıklamadılar, hatalarını da kabul etmediler. Onların bu hatasının bedelini o gece hayatını kaybedenler ve yaralananlarla birlikte bütün Türkiye ödedi ve AKP yetkililerine bakarsak hala da ödemeye devam ediyoruz. İşin ilginci bu darbe girişimi sırasında ailesiyle birlikte çok ciddi ölüm tehlikesi atlatan Cumhurbaşkanı da bunun hesabını sormadı. Birini terfi ettirip Milli Savunma Bakanı yaptı, diğeri aynı görevde devam ediyor. 2. MİT müsteşarı niye Cumhurbaşkanını hemen uyarmadı? Genelkurmay'daki değerlendirme devam ederken MİT Müsteşarı Marmaris'te bir otelde tatil yapan Cumhurbaşkanı'nı aradı. Cumhurbaşkanı'nın istirahatte olduğunu öğrenince konunun hayati önemde olduğunu söyleyip uyandırılması için ısrarcı olmadı. Koruma müdürüne bir olay olursa Cumhurbaşkanı'nın güvenliğini sağlayıp sağlayamayacağını sordu. Koruma müdürü yeterli adamı olduğunu, güvenliği sağlayabileceğini söyledi. Bu ikili ağır silahlarla donanmış askerlerin Cumhurbaşkanını ele geçirmeye çalışırlarsa ellerindeki hafif silahların korumaya yeteceğini nasıl düşünebildi? 3. Darbe girişimi başladığında MİT müsteşarı neden Cumhurbaşkanını bir kez daha aramadı? Üstelik daha önce hiç görülmemiş şekilde asker yaverleri Cumhurbaşkanının yanında değillerdi. Tatile götürülmedikleri gibi Erdoğan'ın nereye gideceği de kendilerinden saklanmıştı. Koruma müdürü, yaverlerden birinin Cumhurbaşkanı'nın yerini öğrenmek için çok ısrarcı olduğunu da daha sonra söyleyecekti. Dördüncü sorumuz bu bahisten geliyor. 4. Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın yaverlerini götürmemesini ve bulunduğu yeri onlardan saklamasını nasıl değerlendirmeliyiz? Cumhurbaşkanı bir darbeden mi şüpheleniyordu ki yaverleri Ankara'da bıraktı ve yerinin onlara söylenmemesi talimatını verdi? O tarihte henüz başkanlık sistemine geçilmemişti ve MİT müsteşarı doğrudan Başbakan Binali Yıldırım'a bağlıydı. Müsteşar fidan Cumhurbaşkanını arayıp konuşamadıktan sonra dönüp Başbakanı da aramadı. Böyle bir ihbar var, talimatınız ne olur diye sorma gereğini duymadı. Başbakan Binali Yıldırım daha sonra şöyle anlatacaktı: Darbe girişiminin başladığını biz hemen hemen 15 dakika sonra öğrendik. Kimden öğrendik? Yakın korumalarımızdan ve vatandaştan, eşimizden, dostumuzdan öğrendik. Ondan önce bize tehdidin boyutu hakkında bir bilgi gelmiş değil. 5. MİT müsteşarı niye başbakanı bilgilendirmedi? Binali Yıldırım uyarılmış olsaydı Cumhurbaşkanına ulaşıp onu bilgilendirebilir ve Cumhurbaşkanının daha en başında olaya müdahalesine olanak sağlamış olurdu. 15 Temmuzla ilgili soruşturmalar ve davalar daha çok darbecileri hedeflediği için masanın diğer tarafındaki sorumlularla ilgili etkin bir soruşturma yürütülemedi. Meclis komisyonunun AKP'li üyeleri de herkesi dinledi ama bu iki kamu görevlisini dinlemek konusunda ısrarcı olmadılar. Komisyonun hazırladığı raporda ortada yok. La Galuga'ya getirildi ve rapor yayınlanmadan kayboldu. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarına gidip ifadenizi verin deselerdi anlardık ki onlar da bu konu aydınlansın istiyorlar ama böyle bir talimat verilmedi. 6. Onun için hep bu soruyu soracağız. Bu darbe girişimi en başından önlenebilir miydi? 15 Temmuz'da hayatlarını kaybedenler bugün aramızda olabilirler miydi? Murat Yetkin, 13 Temmuz 2021, Yetkin Report. Bahçeli, AK Parti ile aramızda çatlak yok diyor ama... Diyarbakır'da AK Partililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bıji Serok Erdoğan sloganıyla karşılaması belli ki müttefiki MHP lideri Devlet Bahçeli'yi çok rahatsız etmiş. Serok Ahmet diyerek yasa dışı PKK ile yakınlığını ima ettiği Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun şimdi ne diyeceksin diye sorması belli ki daha da rahatsız etmiş. Meclis grup toplantısında onun serokluğu diyor Davutoğlu'na hitaben, bölücülüğün umududur, terör örgütünün tatifidir, Türkiye'nin temellerini dinamitlemenin şifresidir. Oysa Erdoğan'ın serokluğu Bahçeli'ye göre Kuvayi Milliye'yi temsil eden Cumhur İttifakı'nın ruhu. Bu vesileyle Cumhur İttifakı'nda çatlak yok ve dimdik ayaktayız diye iman tazeliyor. Kürt kardeşlerimiz söylemini de araya ekliyor. Çatlak konusuna gelmeden önce şunu söylemesem olmaz. Bahçeli sayesinde meclis çatısı altında Türkiye'nin ortak kültürünün önemli parçası olan Kürtçe daha çok telaffuz edilir oldu. Bu kadarını ne Leyla Zana ne Selahattin Demirtaş başarabilmişti. Gelelim çatlak meselesine. Bahçeli'nin AK Parti ile MHP arasında çatlak olmadığını söylerken daha dikkatli olmasında yarar var. Çünkü şu ara AK Parti cenahında olan bitenle arasında çatlak olmaması MHP ve ülküleri açısından pek tercih edilir olmayabilir. Anketlerde MHP oy tabanındaki erimenin devam ettiğinin görülmesi AK Parti ile arasında özellikle parasal konularda biraz çatlak olsa fena olmayacağını gösteriyor sanki. Bahçeli ve MHP AK Parti'ye kefil olur mu? Örneğin israf konularında çatlak yok mu? Durumunun aileden iyi olmasına rağmen şatafatlı yaşamamakla övünen Bahçeli, makam ve para gören her kademeden çoğu AK Partilinin kimileri ilk önce eşlerinden boşanmayla başlayarak bir zamanlar kınadıkları lüks yaşam tarzıyla övünmeleriyle arasında mesafe görmüyor mu örneğin? Bahçeli başbakan yardımcısı iken birbiri ardına dikilen saraylara, özel uçaklara mı ihtiyaç duyuyordu devleti yönetmek için? Bahçeli o zaman kardeşinin inşaat işleri nedeniyle sağ kolu Bayındırlık Bakanı Koray Aydın'ı istifaya zorlamıştı. Şimdi dünyanın en çok kamu ihalesi alan ilk 10 şirketinden 5'i Türkiye'de. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bile şaka yollu onlardan şikayetçi. Bugün bu tabloya göz yumarken çatlak yok derken çelişkiye düşmüş olmuyor mu? AK Parti'nin ortaya çıkardığı yeni mutlu azınlıkla çoğu MHP seçmeni geçim sıkıntısındayken AK elitlerin 3 maaş 5 maaş saltanatıyla yaşamasına ne diyor Bahçeli? Artık İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehir belediyelerindeki arpalıklar tükendiği için AK Partililerin liyakata bakılmadan devlet bağlantılı kurumların yönetim kurullarına maaş ve sadakat için doldurulmasına ne diyor acaba? Yoksa her çatlak çıktığında idarede, emniyette, yargıda, sağlıkta ve diğer devlet dairelerinde MHP'li ya da MHP eğilimlilerin sayısının biraz daha artırılması tavizi ona yetiyor mu? Sedat Peker videolarıyla ortaya saçılan iddiaların hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AK Partililerden çok MHP liderinin sahip çıkması daha dünün haberi. Sağlık Bakanlığı'nda Fethullahçılar ve Fethullahçı damgası yiyenler atıldıktan sonra menzil tarikatından olanlarla beraber MHP'lilerin ağırlığı arttı. Bahçeli onlar vasıtasıyla haber almıyor mu? Covid-19 salgınındaki gerçek tablonun Erdoğan'ın açıklanmasına izin verdiğinden çok daha vahim olduğunu? Hazinede maliyedeki ülküdaşları üzerinden, TÜİK'teki bağlantıları üzerinden bilmiyor mu devlet kasasının, enflasyonun, işsizliğin aslında ne durumda olduğunu? Dış politikada düne kadar Kızıl Çin'in Doğu Türkistan mezaliminden söz eden Bahçeli, ne oldu da Uygur Türklerinin insan hakları konusunu AK Parti ve Vatan Partisi gibi emperyalizmin oyunu görmeye başladı. Doğruya doğru Avrupa Birliği ve özgürlükler odaklı demokrasi konusundaki karşıt tutumu hiç değişmedi. Ama örneğin Türk askerinin Amerika tarafından bile bile Lades der gibi Taliban'a karşı Afganistan nöbetine çağrılmasına ne diyecek konu Türkiye Büyük Millet Meclisi oylamasına gelirse? Bence bu konularda çatlak yok derken bir kere daha düşünmesinde fayda var Bahçeli'nin. Hep söylüyorum ve söylediğim için eleştiri alıyorum. Bahçeli, Türk siyasetinde yaşayan en usta taktikçidir diye. Bu sadece Doğu Perinçek'ten sonra en kıdemli siyasi parti liderinin Bahçeli olması nedeniyle değil, şu anda bütün anketlerde %10'un altında görülen MHP oy oranına rağmen Bahçeli fiilen bir koalisyon ortağı gibi ama koalisyon ortağı gibi sorumluluğa ortak olmadan AK Parti'nin kağıt üzerinde tek başına kullandığı yetkiye ortak olarak devlet yönetiminde. Yani aslında devletin başına devlet gelecek sloganı gerçek oldu ama AK Parti oylarıyla ve Bahçeli'nin usta taktikçiliği sayesinde. Bahçeli'nin partili cumhurbaşkanlığı yanlış demesiyle Erdoğan'la %50 artı 1 koşulu şartıyla partili cumhurbaşkanına cevaz vermesi arasında çok süre yoktur. Karşılığında Erdoğan'ı siyaseten kendisine ve MHP'ye bağımlı hale getirmiştir. Bugün de Kürt oylarına fena halde ihtiyaç duyan Erdoğan'ın MHP'den kurtulma manevralarına karşı yeni anayasa yoluyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ki Bahçeli'nin Türk tipi başkanlık tanımı daha doğrudur, kurumsallaşma istemektedir. Bu ittifakın arada gerçekten çatlak bulunmayan özelliği düşman üreterek devamını sağlama eğilimidir. Gerçek düşman bulunmadığı zamanlarda da kimi zaman ustalık, kimi zaman kurnazlık, kimi zaman da rakiplerinin hatalarıyla düşman üretimi Cumhur İttifakı için yaşamsal önemli. Örneğin Bahçeli artık CHP, İYİ, HDP ittifakından açıkça söz etmeye başladı. Gelecek ve Deva partilerini de o paranteze alıyor. Avrupa Birliği'ni de başka milliyetçi tabanın kulağını okşayacak kim varsa onları da. Saadet konusunda temkinli, Erdoğan'a manevra alanı bırakmak için bütün bunlar Bahçeli'nin taktik envanterinde bir yere sahip. Ama şu çatlak yok türünden ne yapıyorsak beraberiz anlamına gelecek söylemde ısrarı bırakmasında kendi bakımından fayda olabilir. Bakarsınız doğru olduğunu sanan da çıkar.